Sabah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir yarışmayı konuşacağız demiştik. Bu yarışma robotlar arasında yapılan bir yarışma. Uluslararası çapta yapılıyor. Yarışmaya dair bütün detayları, robotları kimin yaptığını, yapım aşamasında nasıl geçtiğini ve yarışmaya kaç kişinin ve nerelerden katıldığını konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden misafirlerimiz var. Tüm bu soruların cevaplarını stüdyomuzda bulunan öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Fatih Amasyalı ve Yardımcı Doçent Doktor Sırma Yavuz'dan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Robotlar arasında yapılan bir yarışmadan bahsediyoruz dedik ama uluslararası çapta bir yarışma. Nasıl bir yarışma? Önce ondan bahsedelim isterseniz. Evet, RoboCup büyük bir organizasyon. Her sene farklı bir ülkede yapılıyor. Aşağı yukarı 43 ülkenin katıldığı, 300'den fazla takımın yer aldığı bir yarışma. Birçok farklı kategorisi var. Bu kategoriler içinde bir de arama kurtarma ligi var. Bizim de katılmış olduğumuz, geçen seneden beri biz katılıyoruz, arama kurtarma ligindeki yarışmalar. Organizasyon 3000'den fazla katılımcısı olan, her sene büyük bir organizasyon bahsettiğim gibi. Bunun aynı zamanda lokal versiyonları da oluyor. Biz geçen sene organizasyon sahipliği İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılmıştı. İlk olarak orada gerçek robotlarla ve simülasyon liginde arama kurtarma dalında yarışmaya katıldık. İlk katılım geçen sene, evet, İstanbul. Arkasından İran'da yapılan lokal yarışmaya katıldık. Simülasyon liginde. İstanbul'da tabii tecrübesizlik, henüz derece alamamıştık ama İran'da bir ikinciliğimiz var. Arkasından da bu sene Dünya Şampiyonası Meksika'da yapıldı. Ona da simülasyon liginde katıldık ve ikincilik aldık. Böyle. Peki nasıl robotlar yapılıyor veya o simülasyon dediğimiz, isterseniz Meksika'ya dönelim, aldığımız ikincilikle ilgili nasıl bir şey hazırladınız? Şimdi şöyle, bu yarışmanın Sırma Hocam'ın ifade ettiği gibi robot olimpiyatları da geçiyor ve normal insanların olimpiyatlarında olduğu gibi robot olimpiyatlarında da çeşitli kategoriler var. Evet. İşte futbol oynayan robotlar var, dans eden robotlar var, küçükler için onlar, ev işlerinde yardımcı olan robotlar var, iş yerleri için olan robotlar var. Biz dediğim gibi arama kurtarma liginde katılıyoruz. Buradaki kategorilere göre robotların yapıları da birbirlerinden farklılaşıyor. Yani futbol oynayan robotlarda birkaç kategori var. Onlarda işte benim kadar olan humanoidlik diye ifade edilen gruplar var. Daha küçük boyutta işte 30 santim boyunda nağların yarıştığı robotlar var. Ama bunlar genelde şey oluyorlar. Yani standart, herkesin kullandığı sabit platformlar oluyor. Arama kurtarma liginde ise biraz farklı durum. Arama kurtarma liginde herkes kendi robotunu kendisi yapıyor, üretiyor. Bunun gerçek robot kısmında biz işte herhalde bir 5 seneyi doldurmuşuzdur. Yani 5 senedir robot tasarımı, işte yazılımı, onların otomatik kontrolüyle uğraşıyoruz. 5 senelik bir birikimin sonucu olarak işte bir gerçek robotu en sonunda ortaya çıkartabildik. Yani arama kurtarmada kullanılabilecek bir robotu ortaya çıkarabildik. Bunun bir güzel tarafı, yani hani uluslararası manada güzel bir başarı oldu. İşte öğrencileri gururlandırdık. Onlar oldukça mutlu oldular. Bir de dediğim gibi bir gerçek robotlar var, bir de simülasyon ligi var. Simülasyon liginin tek farkı gerçek robotların simülasyon ortamında olması. Onları yapmak için sizin çok fazla maliyetler ödememeniz gerekiyor. Yani çok fazla para harcamadan da simülasyon ortamında robotlarınız olabiliyor. Onları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz simülasyon kısmında 3 tane farklı robotumuz var şu anda. Gerçekte ise 2 tane farklı robotumuz var. Simülasyonda mesela uçan bir robotumuz var. Ama evet, gerçekte öyle bir robotumuz yok. O da tamamen yani maddi problemlerle alakalı. Çünkü yani bir robot üretmek bizim, o robot herhalde şu ana kadar bir 50 bin lira civarında bir maliyete sahip olmuştur. Bunları hep üniversiteden desteklerle şu ana kadar gerçekleştirdik. Kendimizden işte üniversiteden desteklerle gerçekleştirmeye çalıştık. Ama işte daha ötesine gidebilmek için hep yani daha fazla finansa ihtiyaç oluyor. Yani öyle bir durumda. Bu şu an ekranda gördüğümüz herhalde şu andaki gerçek robotumuz. Gerçek, evet. Bizim arama kurtarma için. Bu da simülasyon. Şu anki ekranı. Herhalde simülasyon. Peki ne işe yarıyor simülasyon robot? Ne için yapılır yani? Bize bir enkaz ortamı tasarlanıp veriliyor. Aslında bu oyunlarda kullanılan motorlar kullanılıyor ve oyun ekranlarına çok benziyor. Orada bir takım yıkık dökük ofisler, yangın, sis, dış ortamda engebeler vesaire gibi tasarlanan bir harita var. Yarışma esnasında
Tabii bu yarışma 5-6 kere peş peşe elemeler sonucunda finale çıkılıyor. O her elemede farklı bir harita size veriliyor. O haritanın üzerinde söylendiği kadar sayıda robot kullanarak çeşitli yerlere gizlenmiş yaralıları, canlıları bulmaya çalışıyorsunuz. Bir tatbikat gibi herhalde değil mi? Yani oluşacak bir doğal afette nasıl müdahale etmemiz gerektiğini o simülasyon içerisinde robotlarla. En hızlı şekilde canlıları, yaralıları nasıl bulabiliriz? Ona dair bir şey. İşte yaralılara tabii zarar vermeden onları bulduğunuzda herhangi bir şekilde onlara çarpmamanız, etmemeniz gerekiyor. Onların durumlarını belirleyebilmeniz gerekiyor. Orada yarışan şey kim en hızlı şekilde en çok canlıyı kurtarabildi, bulabildi şeklinde bir senaryo düşünülebilir. Yarışmanın her aşamasında farklı zorlukta harita veriliyor. Önce belki iç ortamda bir ofis haritası, işte masaların altında, üstünde, çeşitli yerlere fırlamış, vücudunun belki sadece eli görünen bir kurban mesela olabiliyor. Sizin görüntü işleme algoritmaları ve yapay zeka teknikleriyle onu tespit edip bulabilmeniz bekleniyor. Burada tabii zaman da önemli olduğu için, gerçek arama kurtarmada da aynı şey söz konusu tabii. Zaman da önemli olduğu için zamana karşı da yarışıyorsunuz. En hızlı kimin bulduğuna bakılıyor. Gerçek senaryoda biraz daha eklenmiş şeyler var. Orada hakikaten afet ortamına benzer bir takım işte ahşaplarla şeylerle kurulmuş bir alan var. O alanda robotlarınızla gidip yine kurbanı temsil eden bir takım bebekler vesaire oyuncaklarla vücut ısısını yansıtan ısıtıcılarla size bir ortam hazırlanıyor. Orada kurbanları bulmanız bekleniyor. Ek olarak mesela onlara su, yiyecek yardımı gibi bir takım şeyler taşımanız. Dolayısıyla işte robotun üzerinde şu anda da görünen bir kol var. O kol mekanizması onun içindir. Yaralılara gerektiği zaman işte bir su taşıyabilsin, yiyecek verebilsin, müdahale de edebilsin şeklinde bir senaryo üzerinde yarışıyorsunuz. Bu az önce görmüştük o simülasyon olmayan az önceki o kol. Şu an çalışıyor mu arama kurtarma herhangi bir faaliyette? Sizin tasarımınız değil mi o da? Evet, onların hepsi yani robot tümüyle bizim tasarımımız. Dünyada benzeri olmayan bir şey değil o manada. Evet ama yani sonuçta bütün devreleriyle, mekaniğiyle vesaire bizim tasarımımız olan bir şey. Şu anda çalışıyor mu derken hani bizim laboratuvar ortamında kurduğumuz bir takım şeyler içinde çalışıyor ama hani gidip gerçek bir deprem bölgesinde denenmiş değil. Daha ona hazır da değil. Yani üzerinde bir takım yapmamız gereken değişiklikler var. Az önce Fatih Bey'in de söylediği maddi problemlerimizle alakalı. En büyük engel olarak duruyor herhalde karşımızda. Evet. Yani orada mesela bu robotların kullanıldığı en son benim bildiğim şey 2011'e mesela Japonya'dan bir arama kurtarmanın bir robot takımı vardı. Onlar gelemediler çünkü bu nükleer şeyde patlamada orada şeyde insanların giremeyeceği ortamlara robotları sokup içeride müdahale etmek için o takımı çağırmışlar ve orada çalıştılar onları. Orada çalıştılar. Onlar mesela yarışmaya gelemeyip oraya gitmişlerdi. Yani gerçekten kullanılmaya başlandı. Yani günümüzde nasıl emniyetin işte bomba imha robotları standart olarak alıyorlar, kullanıyorlar. Muhtemelen yani herhalde bir 5-10 yıl içerisinde arama kurtarma ekipleri de bu tarz robotları muhtemelen bünyelerinde hep hazırda bulunduracaklar. Çünkü insanın giremeyeceği, insanın girmesinin tehlikeli olduğu her yerde bunları kullanmak ve sayılarını da istediğiniz kadar arttırmak mümkün. Yani çok uzman bir sürü arama kurtarmacınız olamaz ama bir robottan bir tane yaptığınız zaman bir sürü onu kopyalayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama biz herhalde Türkiye olarak çok fazla ilerlemedik değil mi bu konuda? Ne gibi çalışmalar var mesela sizin veya sizin dışınızda ne gibi çalışmalar var? Evet. Robotların geliştirilmesi. Daha kısıtlı Türkiye'de. Hani bazı ülkeler olayı çok ciddi alıyorlar ve ciddi destekler. Örneğin İran. Bu konuda ciddi destekleri var. Bu tür yarışmalarda işte derece alan elemanlarını askerlikten muaf etmeye kadar onun dışında bütün maddi olanakları sağlıyorlar. İşte İran'da yarışmaya gittiğimiz zaman oraya gelen bütün yarışmacılar biz de dahil olmak üzere konaklama, uçak masrafları vesaire hani organizasyonun canlı olması ve verimli olması için devlet desteği de çok fazla. Yani devlet politikasının içerisine almışlar diyebiliriz. Hani bu İran'a yerleşmiş. Yani teknoloji manasında, robotik manasında onu bir işte biz bu konuda dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacağız diye bir
not düşmüşler ve onun için çalışmalarda devam ediyor. Türkiye'de herhalde çok fazla yok diyoruz değil mi? Hani hani çalışan tabii ki gruplar var, şimdi onları da yok saymamak lazım ama bunun bir devlet politikası olması, daha fazla desteklenmesi önemli. Herkes bizim yaşadığımız zorluklar nedeniyle bazen hakikaten yıldırıcı olabiliyor. Özellikle de gerçek bir şey yapmak, hani öyle tek başına küçük bir grupla altından kalkması çok zor bir iş. Evet. Dolayısıyla var çalışan üniversiteler, gruplar. Ama eforlar destek, henüz çok böyle ortaya çıkamıyor. Evet. Robotlar arası, bu RoboCup yarışma, robotlar arası yarışmanın olimpiyatları olarak adlandırılıyor demiştiniz. 40 ülkeden de 3000 yarışmacı katılıyor yaklaşık. Evet. Aslında ikincilikte büyük bir başarı olarak görülüyor. Ne gibi, mesela birincilikten sizin farkınız neydi? Hangi adım sizden öndeydi birinci? Sadece herhalde zamandan kaybettik biz orada. Bulduğumuz kurbanların sayısı eşitti yani. Yani 5 kere yarışıldı. Herkes eşitti fakat herhalde bir dakika falan bizden önce, daha önce buldular. Davrandılar. Biraz tabii küçük de olsa bir şans faktörü giriyor. Gelen haritalar bir parça onların daha iyi olduğu iç ortamdaki haritalardan daha fazla geldi. Orada onlar daha hızlılardı. Dolayısıyla işte bir dakika gibi bir şey ve zaman farkıyla kaybettik. Ama finalde hani en hızlı biz bulmuştuk kurbanları. Hani o ayrı değerlendirilseydi sonuç farklı olurdu. Sıralama hani 1 ve 2 çok büyük farklar yoktu. Zaten 3 takım çok çekişmeli çıktık finale. Hangi ülkelerdi bunlar? İran, biz ve İtalya. Birinciliği İran. Birinci İtalya oldu. İran olabilirdi, onlar da çok iyiydi gerçekten. İran'daki yarışmada onlar birinciydi, biz ikinciydik. Bu sefer İtalya küçük bir zaman farkıyla iki takımı da geçmeyi başardı. Sadece çalışmalar simülasyon kategorisinde mi devam edecek? Önümüzdeki yıllarda Türkiye olarak biz, daha doğrusu Yıldız Teknik Üniversitesi olarak sizin çalışmalarınız nasıl ilerleyecek? Elimizden geldiği kadar vazgeçmeyip gerçekle de uğraşmaya devam ediyoruz. İşte bunun hem bir insan kaynağı boyutu var hem de mali boyutu var. Projelerle vesaire sağladığımız bir takım destekler var. Onları almaya devam ederek işte üniversitemizin desteği var. Onlar devam ettiği sürece biz de vazgeçmemek için uğraşıyoruz. Bir takım şeylere tabii mekanik aksamı vesaire yaptırmak zor. Onunla ilgili belki dışarıdan bir sponsorluk vesaire işbirliği vasıtasıyla işlerimiz biraz daha kolaylaşırsa çok verilmiş emeğimiz var. Tabii bırakmak niyetinde değiliz. Simülasyonun avantajı şöyle. Orada bir takım algoritmaları geliştirmek, denemek çok daha hızlı ve kolay olduğu için. Çok daha ucuz olduğu Evet, daha ucuz. Orada bir takım şeyleri geliştirip gerçeğe aktarmak zaten bizim açımızdan avantajlı. O yüzden simülasyon olmazsa olmaz bir manada. Zaten hani o gerçek robotu da yapmak için bir simülasyon aşamasından geçiyor. Tabii tabii. Yani o manada söylüyorum. Önce zaten simülasyonda hani geliştirdiğimiz kodları denemeliyiz. Ondan sonra gerçek robotu aktarmak bizim açımızdan da çok daha doğru, avantajlı olacaktır. Seneye nerede yapılıyor? Seneye Hollanda'da olacak yarışma. Biz de henüz gidişata bağlı olacak ama karar veremedik. Muhtemelen gerçek robotlarımızla da bu sefer katılmak istiyoruz. Birkaç farklı kategoride katılabiliyor değil mi yarışmalara? Yani tabii. 20 küsur kategori var yani şeyde. Yani bir ülke birden fazla kategoride katılabiliyor. Tabii tabii. Nitekim vardı yani. Bizde de Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve farklı üniversiteler, Kıbrıs'tan Yakın Doğu Üniversitesi katıldı yarışmalara. Bizden farklı kategorilerde katıldılar onlar. Evet. Ülkeyle ilgili de bir kısıtlama yok. Üniversiteyle ilgili de bir kısıtlama yok. Hani bizim üniversitemizden birkaç takım aynı kategoriye bile katılabiliriz. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Nitekim İran takımı genelde ön eleme var. Evet, hani aynı ülkeden aynı kategoride ikiden fazla takım olmasını isteniyor. O da işte lokal yarışmalar sırasında elenerek genelde ülkeler seçiyorlar hangi takımları göndereceklerini. Bizden zaten çok az katılımcı olduğu için şimdiye kadar öyle bir baraja bir zorlanma yok. Takılma gibi bir durum olmadı. Peki nasıl başladı bu? Sizden başlayalım isterseniz, robot merakı. En fazla merak edilen aslında konulardan bir tanesi de bu. Sırma Hoca'nın ben ona eklenti olmuş ola şeklinde
gidebilirim. Yok, aslında aşağı yukarı aynı zamanlarda başladık ama hani benim master çalışmam, yüksek lisans çalışmam zaten bir robot kolu tasarımıyla başlamıştı. Eşim de makine mühendisi, hani böyle ortakta bir merak vardı. O daha sonra hani doktorada bir ara vermiş oldum, yurt dışındaydım. Döndüğüm zaman biraz da yurt dışında gördüklerim şeyle hani bir grup çalışması olmalı fikriyle başladı. Fatih Hocam da sağ olsun o aşamada dahil oldu gruba. Grup içinde tabii çok değişiklikler oldu ama biz 3-4 kişi kemik ekip olarak 2006'dan beri bu yönde çaba harcamaya devam ediyoruz. Mesela küçükken var mıydı ilgi sizin? Yok, benim küçükken yani ben bilgisayarları meraklıydım da daha sonra şey hani bilgisayarla bir süre uğraştıktan sonra sürekli yazılım, yani sürekli soft bir şey, böyle elle tutabileceğiniz bir şey hiçbir zaman ortaya koyamıyorsunuz. Evet. Ama robotlar öyle değiller. Robotlar hakikaten yani canlı kanlı demeyeyim de sonuçta hareketli bir şekilde elinizi tutup işte ortamı etkileyebilen bir sistem ortaya çıkartıyorsunuz. O manada bana çekici gelen kısmı o. Yoksa yani küçüklüğümden beri robotlarla ilgili bir şeyim yoktu açıkçası. O simülasyondan biraz gerçeğe kayma gibi oldu sizinki. Seneye nasıl bir kategoride katılacaksınız? Yine simülasyon devam edecek herhalde. Arama kurtarma olur yine. Gerçek robotta da simülasyonda da muhtemelen arama kurtarma kategorisi. Hani hem daha tecrübeli olduğumuz bir kategori, hem orada yapacaklarımız henüz bitmedi. O yüzden farklı bir dal seçmeye çalışmanın bir anlamı yok herhalde. Hem bizim ülke için de herhalde daha ülkemiz manalı. Ülkemiz için de çok manalı bir kategori. Hani bir futbol oynayan robot aslında hani bilimsel olarak onun içinde de pek çok problem var ama böyle bir şey yaptığımız zaman herhalde ülkemizde de kullanılabilecek bir şeye yaklaşma ihtimalimiz olduğu için oraya emek vermeyi tercih edeceğiz zannediyorum. Çok büyük bir yarışma aslında. Yani Türkiye'nin isminin duyulması bakımından da büyük önem taşıyor gibi. Ne gibi artıları oluyor bize dışarıda? Ülke içinde muhakkak yani çok bilimi, teknolojiyi geliştiriyoruz ama. Yani Türkiye'nin ismini böyle ortamlarda duyurmak güzel bir şey. Yani işte orada özellikle de böyle derece almak. Evet, orada yani bu yarışma, ama bu yarışmaya katılan ekiplerin hepsinin başında dünyaca ünlü profesörlerin, akademisyenlerin olduğu ekipler. Yani sadece 3-5 kişinin bir araya geldiği, akademik manada oldukça iyi insanların ekipler kurup yarıştıkları, kıyasaya yarıştıkları bir organizasyon. Dolayısıyla yurt dışında bu tarz yarışma formatındaki uygulamalara daha sıcak bakılıyor. Bizde mesela onlar çok fazla yoktur ama yurt dışında bir işte ekipler kurulsun, herkes birlikte çalışsın, daha sonra bunları yarıştıralım. Çünkü yarışma şeyi sağlıyor, rekabeti getiriyor, işte devam etme gücünü sağlıyor, birazcık insana motive etme bir şeyi var, faktörü var yarışmaların. O yüzden hani öyle bir ortamda, yani bugüne kadar hep şeydik biz, hani kendi içimizde kapalı olarak yapıyorduk bu işleri, çalışmalarımızı, en fazla işte bilimsel yayın gibisinden şeylerdi. Fakat işte bu yarışmalara katılarak biraz hem kendimizi de açtık, kendimizi başka da çok rahat kıyaslama fırsatı gördük. O kadar da çok da geride olmadığımızın farkına vardık. O bizim için güzel bir şey oldu. Yani sonuçta ikinci olduk. Onlar bizim için artı değerler olarak geri döndüler. Bundan sonra hep devam etmeyi düşünüyoruz. Öğrenciler için çok büyük motivasyon oluyor. Böyle bir şeylere katılmak. Çok meraklanıyorlar. Fazla meraklılar mı? Meraklanıyorlar. Yani öğrenciler duydukları zaman böyle şeyleri, daha önceden hevesli olanlar işte ama kendine bir bu tarz bir şey bulamamış olanlar, bugüne kadar öyle bir grup bulamamış olanlar, birçok öğrenci bize işte dönüş yapmaya çalışıyor. İşte gruba katılmak isteyenler var çok fazla. O manada iyi şeyler oldu gerçekten yarışmadan sonra. Uluslararası bir yarışma olduğu için diğer üniversitelerden de muhakkak katılım oldu. Var mı önemli bir derece? Yok, bu senekinde bizim dışımızda derece alan. Mesela diğer üniversitelerde simülasyonun olmadı. Dışında katılım kategori bakımından? O da yok. Bir tek NAO'lar denen insansı ufak robotlar var. Onlarla Boğaziçi'nin bir takımı var. Onlar zaman zaman katılıyorlar. Onlar hazır platformlar. Hani kendilerinin yaptığı bir robotla katılan bir takımımız henüz yok. Çok da zor ama yani biz girdik işin içine, biliyoruz. Çok da şey en değil. Zorlayan kısmı maddi destek mi oluyor? Maddi kısmı da var tasarımdan sonra. Yani mekanik bir şeyi
hani biz siz tasarlıyorsunuz, şöyle bir dişli lazım bana, şöyle bir gövde lazım vesaire. Ama bunu yaptıracak yer bulmak da büyük evet. bir sorun. Belki sanayiyle yeterince iç içe değiliz. Onun da etkisi olabilir. Hani tasarladığınız şeyi paranızı bulsanız bile yaptırması da ayrı bir eziyet. Onun test edilmesi, çıkabilecek problemler. Bunun elektronik kısmı var, mekaniği var. Ondan sonra bir de üstüne yazılımı var. Bunların hepsinin bir arada uyumlu çalışabilir hale gelmesi gerçekten sıkıntılı işler. Üniversitelerin birleştiği bir, yani bu yarışmalara katıl, yani Türkiye olarak üniversitelerin birleşip yine dışarıdaki yarışmalara şöyle katılma bir, gibi bir çalışma var mı? Şey oldu. Herhalde bir güçler birleşince biraz daha sağlam işler ortaya çıkabilir. Belki o tarafa doğru bir şeyler olabilir. Şöyle bir durum var. Geçen seneki RoboCup yarışmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi Levent Hoca'nın, yine Levent Akın hocamızın önderliğiyle RoboCup'ın Türkiye Komitesi kuruldu. Evet. Bunun içinde biz de dahil olmak üzere farklı üniversitelerden hocalarımız mevcut. Hepsinin robotla ilgili ama farklı dallarıyla ilgili çalışmaları var. Dolayısıyla bir, en azından bir komite var artık. Ve zaten Türkiye'de de biraz bu konunun duyulması, daha genç nesillerin bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak planlanıyor. Bunun sonucunda tabii hem daha genç takımlar çıkabilir, hem üniversiteler arası işbirlikleri söz konusu olabilir. Sanırım hani komite biraz daha aktif hale geldikten sonra daha iyi şeyler göreceksiniz Türkiye'den diye umut ediyorum. Umarız öyle olur. Evet. Peki yarışmada en fazla dikkatinizi çeken, hani sizin kategorinizde olmasa da çok böyle farklı gördüğünüz bir robot var mıydı? Farklı robotlar, en çok ilgi çekenler herhalde futbol oynayanlar. Futbol oynayanların şöyle bir şey var. RoboCup'un her bir kategorisinin bir tane hedefi var. 2050 yılı hedefi. Yani en başından beri öyle bir şey koymuş. 2050 yılında o kategorideki robotlar şunu yapabilecek, o kategorideki robotlar bunu yapabilecek şeklinde hedefler var. Futbolun hedefi 2050 dünya şampiyonu olan futbol takımını yenebilecek bir tane robot futbol takımını oluşturmak. Arama kurtarmanın hedefi gerçek bir afet durumunda hiçbir insanın kontrolü olmadan gidip insanları, afet zedeleri kurtarabilecek robot takımları oluşturmak. Her bir ligin böyle bir tasarımı var. 2050 yılı hedef. Ama o dikkat çekici, robotlardan oluşan bir futbol takımının dünya şampiyonluğu evet, yani, mümkün mü? Yani şu anda şöyle söyleyeyim, her sene, yani biz işte ilk geçen sene katıldık, ondan önceki seneleri de birazcık videolarından falan gördük, bu sene de gördük. Her sene bir miktar daha iyileşme görüyoruz. Humanoidlerde iş oldukça zor ama tekerli robotlar var. İnsanlarla şu anda maç yapmaya en uygun olanlar onlar. Her sene robotların birincisiyle insanlar oluşan bir takım yarışmanın son gününe maç yapıyorlar. Yani evet. geleneksel olarak. Yani oradakiler tabii dünya şampiyonu. Sadece bir temsili ama herhalde. Temsili. Ama robotlar gol atıyorlar yani insanlar. Hani o şey var. Hava pasları biraz yapabilmeye başladılar. Koşu yoluna top atmaya başladılar. Mesela geçen sene onlar yoktu. Geçen sene mesela daha öncekilerden geri top sürmeyi falan becermeye başlamışlardı. Yani her sene bir miktar gelişmeyi görüyoruz. 2050'ye, yani şimdiki hallerine baktığımız zaman zor gibi geliyor ama yani bundan 40 yıl önce, yani işte 2050'ye 38 yıl var. Bundan 38 yıl öncesini düşündüğümüz zaman, 38 yıldan bugüne kadar gerine zamanı düşündüğümüz zaman ivme de gitgide artıyor. Yani 2050 çok böyle uç bir hedef değil gibi. Yani 2050 olur mu, olma ihtimali var. Peki. Arkadaşlarımız ekrana getirirse o simülasyonda ikinciliği aldığımız simülasyon gösterisini hem hocamız da bize anlatmış olur biraz. Yani tam olarak nasıl çalışıyor? Tasarım herhalde bu. Evet, bu bizim aslında yarışmacı tarafında görünen ekran. Şu anda sol tarafta robotumuzun bir bölgede gezdiğini görüyorsunuz. Aslında o bir robotun görüş açısı şu anda ekranda görünüyor ama altta görüldüğü gibi aslında 5 tane robot mevcut. Evet. O küçük ekranlar her bir robotun durumunu gösteriyor. O robotlar arasında değiştirip ekrana onu alabiliyorsunuz. Sağ tarafta da gezdiğimiz alanın haritası var. Aslında o mavi ekranın üzerindeki bizim o ana kadar robotlarımızın keşfettiği kısmın haritasını gösteriyor. Orada küçük göstergeler var. Belki ekrandan seçmek zor olabilir ama şu tarafta görebiliyoruz. Yerdeki engebeleri vesaireyi de görebilmek açısından
bir takım göstergeler var. Bu bizim operatörümüzün durumu takip edebilmesi açısından kullandığı ekran. Sağda yine haritanın üzerinde bakarsanız kırmızı yuvarlaklar robotları temsil ediyor. Yeşil olan da şu anda bizim hareketini izlediğimiz robotu temsil ediyor. Evet. Robotların bir kısmı tamamen kendi bağımsız gezerekten alan keşfetmeye çalışıyorlar. Kurban bulduğu zaman da bir robotu götürüp o kurbanın yanına park etmeniz gerekiyor. Ben demin söylemeyi unuttum. Yarışmanın kurallarından birisi de o. Her bulduğunuz kurbanın yanına bir tane robotu bırakıyorsunuz. O yarışmada değerlendirme yapabilmek açısından belli bir yakınlıkta bırakmanızı bekliyorlar. İşte ne çarpacaksınız ne de çok uzağında duracaksınız. Genellikle 1 metre, 2 metre bir mesafede robotu götürüp park ediyorlar. Evet. Mesela evet, şu anda bir kurban buldum. Buraya bir robot park edip yoluna devam etmesi gerekiyor diğer robotlarla. Olası bir afette, doğal afette nasıl davranmamız gerektiğini bilgisayar ortamında simüle etmiş oluyoruz. Aktarmış oluyoruz. Bilgisayarların, yani robotların nasıl kullanılması gerektiğini aslında ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bir kişinin işte x tane robotu hep tek bir kontrol noktasından hem kontrol etmesi hem de bir kısmı, yani robotların bir kısmı sırmacan ifade ettiği gibi uzaktan kontrolde çalışıyorlar. Fakat bir kısmı da otonom çalışmaları gerekiyor. O kadar kısa sürenin içerisinde o kadar çok kurbanı bulun. Yani bir kişi sadece bir tane robotu kontrol edebilir tek bir an içinde. Fakat sizin birçok yaralınız varsa o ortamda, birçok robotunuz varsa aslında o robotların kendi başlarına da gidip bir şeyler yapabilmeleri gerekir. Burada çeşitli algoritmalarla onu sağlamaya çalıştık biz. Yani kendi başına giden, oradaki şu anda kalktı da evet. Hadi o 8 tane robotun ya da işte kaç tane varsa o robotların sadece bir tanesi kontrol ediyor. Diğerleri kendi başlarına hareket ediyorlar. Onun hepsi bir algoritmaya bağlı olarak yapılmaya çalışılıyor. Bunlar bize şeyi sağlayacaklar. Tek bir kişi birçok robotu en efektif bir şekilde nasıl kullanabilir bir arama kurtarma görevinde. Bunun bize yollarını göstermeye başladılar. Yani yaptığımız şey temelde ona yarıyor. Kaç kişilik bir ekipten oluştu bu başarı? Bu yarışmadaki ekibimiz 4 kişiydi. Onun dışında tabii gerçek robot tarafında da olan ayrı bir ekip var. Bazen ortak çalışıyorlar. Çünkü simülasyondaki algoritmalar az önce de dediğim gibi gerçek robot için de yol gösterici, orada da kullanılabilir. Mümkün olduğunca biz ortak kodları kullanmak, bir yerde yaptığımız işin diğer tarafta da kullanılabilir olmasını sağlamak peşindeyiz. Dolayısıyla hani toplamda 7-8 kişilik ekiplerimiz oluyor. Bunun içinde öğrencilerimiz oluyor, zaman zaman işte mezun oluyorlar, ayrılıyorlar, yerine yeni elemanlar geliyor. Hani sayı değişiyor ama yarışma için söylemek gerekirse 5 kişi olarak gittik biz. Bunlardan bir tanesi daha çok gerçek robot tarafıyla uğraşan arkadaşımızdı. 4 kişi simülasyon ekibiydi diyebiliriz. Evet. Bu şekilde. Simülasyon ekibindesiniz herhalde siz de, evet, hocam. Evet. Hangi bölümdesiniz? Yani tamamıyla neyle ilgili? Bir kategorisi oluyor mu daha doğrusu? Ekipte her kişinin ayrı bir görevi var mı? Şöyle bir şey var. Ekipte her kişinin yani simülasyonda temel olarak bizim Feruz öğrencimiz, o biraz kamera fobisi olduğu için burada yok. Ve Muhammed araştırma görevimiz. Onların ikisi çok yoğun emek harcadılar. Biz daha çok biraz da arka planda durarak işleri yönetmeye çalıştık. Simülasyonun içerisinde gerçek robot tarafında olan bütün problemlerin hepsi mevcutlar. Yani kontrol etmeniz için onları birbirleriyle haberleştirmeniz gerekiyor. Sensörlerden verileri okumanız gerekiyor. Kameradan alınan görüntüleri çok hızlı bir şekilde kontrol noktasına hızlı bir şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Yani sahnede bir tane görüntü gönderirseniz bu hiçbir işe yaramaz. Yani sahnede 20-30 tane görüntü göndermeniz lazım ki robot hızlı giderken, evet, herhangi bir şeyi kaçırmasın. Yani kaçırmasın derken bir kurban varsa orada onun yanından esip geçip gitmesin. Çok hızlı bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Bunların hepsi çeşitli algoritma. Yani gerçekte ne varsa problem olarak simülasyonda da birebir aynıları vardır. Bunların hepsiyle uğraşmak tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Birikim olarak başlıyor. Biz geçen sene Muhammed'le beraber başlamıştık. Hani asıl temel kodun yazılımına işte bir sene boyunca da üzerine biriktire biriktire bu hale, şu anki hale, yani ikinci olabilecek hale
getirebildik kodu. Yani işte bundan sonraki ekibe bunu devam ettireceğiz. O şekilde devam edecek. İsmi var mı peki bu? Herhangi bir isimle adlandırılıyor mu? Grubumuzun yani? Mu? Grubun değil, simülasyon gösterisi. Takımın adı Yıldız. Yani Yıldız. Bizim hani takımın adı Yıldız. Evet, evet. Ama Yıldız. Herhalde bu simülasyonlarda isim verilmiyor. Takımın ismi oluyor ama robotlara isim vermiyorsunuz. Çünkü zaten bir sürü robotunuz oluyor. Bizim işte yerde giden de var, arazide giden de var, uçan da var. Yani her birinin ayrı ayrı isimli ama gerçek robotumuzun ismi var. Yani gerçek robotumuz Sirius. O bir tane olduğu için tank olan Sirius. Evet. Bir de Pars adını verdiğimiz tekerli bir robotumuz var. Onlar var. Fakat şeyde simülasyonda Fatih'in de dediği gibi çok fazla hani robot olunca 8 tane 16 tane yarışmanın o andaki izin verdiği kadar robot kullanıyorsunuz. Bir robottan 5-10 tane yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hani onlara isim vermeyi düşünmedik. Hani yarışmanın geleneksel şeyinde de yok ama evet. Gerçek tarafında her takımında hakikaten robotlarının isimleri var. Bizimkilerinde Pars ve Sirius olarak isimleri evet. Var orada. Simülasyonu anlatırken tişörtünüzün önündeki ambleme dikkat çekiyor. O ismi var mı? Bu evet, Meksika. Meksika hatırası. Yarışmanın Meksika'dan. Evet, yarışmayla evet. Bilgisi yok. Yarışmayla o dikkatimi çekmişti. Acaba dedim simülasyonla bilgisi var mı? Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Biz çok teşekkür ederiz. Umarız önümüzdeki yıllarda daha güzel başarıları konuşmaya devam ederiz. Bugünkü konuklarımız efendim Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Fatih Amasyalı ve Yardımcı Doçent Doktor Sırma Yavuzcan Yavuz bizlerle birlikteydi. Meksika'da bir yarışma düzenlendi. Robotlar arası yapılan yarışmanın olimpiyatları olarak adlandırılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de bir ekip katıldı ve simülasyon kategorisinde ikinciliği elde ettiler. Bundan önceki yarışmalarda da İran'da yapılan bir yarışma vardı ve yine Türkiye'de yapılan bir yarışma vardı. Çalışmaları devam ediyor. Sadece simülasyon kategorisinde değil bu yarışmalar. Normal gerçek robotlarla da yine Yıldız Teknik Üniversitesi çalışmalarını devam ettiriyor. Detaylı bir şekilde onu konuştuk. Bu başarıyı konuştuk. Biz pazartesi günü haftanın ilk iş gününde saatler yine 7'yi gösterdiğinde tekrar sabaha merhaba demek dileğiyle şimdi huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Lezzet